Değerli konuklar, Doğuş Üniversitesi'nin webinar etkinliğine hoş geldiniz. Bugün kadın hakları ile milletvekili seçme ve seçilme hakları hakkında bir etkinlik düzenledik. Hukuk Fakültesinden Doçent Doktor Sera Reyhani Yüksel hocamızla birlikte bu konuda sizlere bazı temel bilgiler vermeye gayret göstereceğiz etkinliğimiz içerisinde. Sera Hocam hoş geldiniz. Böyle Hoş bir bulduk. etkinlik için davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Uzun çok zamandır. teşekkür ederim. Çünkü bu tarz etkinlikler gerçekten farkındalık oluşturmak için çok önemli. O yüzden özellikle size bu etkinliği hem düzenlediniz hem de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Uzun zamandır aklımızda olan bir etkinlikti. Çünkü sadece 3 Mart'ta değil, özellikle 5 Aralık'ta kadınlar için çok önemli ülkemizde bir tarih ve bu konuyla ilgili de çokça sizin de belirttiğiniz gibi yayın yapmaya, bilgilendirmeye ihtiyacımız var. Temel bilgileri, temel süreçleri anlatmaya, aktarmaya çalışacağız bugün değerli konuklarımıza hep birlikte. Öncelikle hocam sizi tanıtayım dinleyicilere. Sera Reyhani Yüksel hocamız üniversitemizin hukuk fakültesi dekan yardımcısı, aynı zamanda özel hukuk bölüm başkanı. Hocamız 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans derecesini ise 2009 yılında yine Marmara Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında aldıktan sonra doktora derecesini ise 2013 yılında Marmara Üniversitesi özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından beri üniversitemizin Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ana bilim dalında öğretim üyesi olarak da görev yapmakta. Ayrıca çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersine de hocamız katılmakta ve öğrencilerimizle birlikte dersleri devam ettirmektedir. Ben de Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birim Başkanıyım. Aynı zamanda öğrenci dekanıyım. Doğuş Üniversitesi İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezunum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İnkılap Tarihi de yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Bu genel girizgahtan sonra hocam isterseniz sorularla ilerleyelim süreci kadın haklarıyla ilgili. Öncelikli olarak kavramlardan başlamak herhalde çok daha iyi olacaktır. Kadın ve kadın hakları kavramlarının ne demek olduğu ve özellikle de hukuksal metinlerde bu kavramların nasıl tanımlandığı hakkında bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Ben öncelikle müsaade ederseniz şöyle bir paylaşım başlatacağım. Evet. Dediğiniz gibi öncelikli olarak kavramlardan belki biraz işin ABC'sinden başlamış olacağım ama ben şöyle kadın kavramıyla başlamak istiyorum. Çünkü aslında sözlüğe baktığımızda bile yani kadın ve erkek kavramlarının nasıl tanımlandığına baktığımızda bile aslında o kafamızdaki kalıp yargıların ne olduğunu görmek mümkün. Bakın mesela kadın kelimesi sözlükte erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen, analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan hizmetçi bayan, bayan olarak tanımlanmış. Şimdi bakın bu tanımlamalar kadının ev içinde ev hizmeti görmesi ya da analık üzerinden tanımlandığını ortaya koyuyor. Erkek ise yetişkin adam, bay, er kişi, sözüne güvenilir, mert, sert, kolay bükülmez olarak tanımlanmış. Hani bu tanımlama şekilleri bile kadın ve erkeğe olan bakışı ortaya koymak için aslında yeterli ve eril ve dişilik kavramlarımıza baktığımızda yeryüzü, doğa ve çevresindeki bir takım soyut ve somut kavramların da toplumlar tarafından iki ayrı cins olarak algılandığını görüyoruz. Mesela güneş dişi, ay erkek ya da işte toprak, gökyüzü, orman, dağ, deniz Türk halklarında kimi zaman ata, kimi zaman ana. Bizi besleyip büyüttüğü için toprak ana iken gökyüzü ata, denizler kadın. Yüksek dağlar, tepeler Tanrı'ya yakınlığı inancıyla baba vasfını taşıyor. Şimdi kadın kavramı ile ilgili olarak hukuksal metinlere geldiğimizde, yani o sözlük anlamlarını bir kenara bıraktığımızda, özellikle kadın kavramının kız çocuklarını da içerip içermediği hususu tartışmalı. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın engellenmesi sözleşmesinde, yani SEDAW'da kadın kavramının kız çocuklarını içerip içermediğine dair bir açıklama olmadığını görüyoruz. Ama 1993 tarihli kadınlara karşı şiddetin tasfiye edilmesine dair Birleşmiş Milletler bildirisi
belirli kadın gruplarının özellikle şiddete karşı savunmasız olduğunu belirtirken bu gruplar içerisinde kız çocuklarını da sayıyor. Yine Afrika İnsan ve Hakların Hakları Şartı'na ek Afrika Kadın Hakları Protokolü kadın kavramının kız çocuklarını da kapsamak üzere dişi cinsiyetinden olan kişi anlamına geldiği hususunda açık düzenleme getiren ilk metin. Ve İstanbul Sözleşmesi olarak da toplumda yaygın olarak bilinen kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin 3. maddesiyle kadın kelimesinin 18 yaş altı kız çocuklarını da kapsadığı açıkça belirtilmiş, bunu görüyoruz. Peki o zaman kadın hakları kavramı ne? Biraz da buna bakmak istiyorum. Kadın haklarının insan haklarından neden böyle ayrı bir kavram olarak ele alındığı aslında sıkça sorulan sorulardan biri. Dolayısıyla çoğu kimse kadın hakları kavramından ziyade kadının insan hakları terimini kullanmanın daha önemli olduğunu, daha doğru olduğunu ifade ediyor. Çünkü şu söyleniyor, deniliyor ki kadın haklarını biz insan haklarından ayrı olarak düşünemeyiz. Ve bu anlamda aslında kadınların talep ettiği haklar kadınlara özgü ayrıcalıklı haklar değil, her insanın cinsiyete ayırt edilmeksizin sahip olması gereken haklar. Dolayısıyla kadının insan hakları, hani insan haklarından ayrı bir kategoriyi ya da bu anlamda insan haklarının alt kategorisini oluşturmuyor. Yani kadınların insan hakları evrensel insan haklarının vazgeçilmez, ayrılmaz, bölünmez bir parçasını oluşturuyor. Ve kadın haklarının böyle ayrıca vurgulanması gerekliliği aslında tarihsel süreç içerisinde insan haklarının daha çok erkekler üzerinden tanımlanması ve kadınların da dışlanması sonucu bu hakları kullanamamaları sonucunda doğmuş. Yani bunun arka planında bu var. Yani aslında cinsiyete dayalı eşitsizliğin ve ayrımcılığın hani yaşamın her alanında belirgin bir biçimde sürmesi kadın hakları kavramını doğurmuş. Mesela kadın hakları ihlal edildiğinde bu ihlal durumu çoğu zaman kadınlar sırf kadın olduğu için gerçekleşiyor. Yani aile içi şiddet ya da töre cinayeti kavramlarında şiddete maruz kalanın ya da öldürülen kişinin erkek olduğu, tabii ki de böyle örnekleri de var ama genellikle akla gelmez. Hani biz böyle söz konusu olduğunda kadını düşünürüz. Ya da eşit işe eşit ücret talebi dile getirildiğinde eşit işe eşit ücreti almayanın kadın olduğunu düşünürüz. Cinsel bedensel şiddeti meşrulaştırmak için erkeklerin değil, kadınların giyimi ya da mesela işte geç saatte sokakta oldukları konu edilir. Bunlar kadınlarla ilgili olarak düşünülmez. Ya da mesela okula gitmekle ilgili kampanyaları biliyoruz ki bakın bütün çocuklar okula değildi kampanya. Haydi kızlar okula sloganıyla yapıldı. Ya da erken evlilik, zorlu evlilik dediğimizde tabii ki de çok kendisinden büyükçe kimselerle erken yaşta evlendirilen oğlan çocuğu örneklerinin de olduğunu biliyoruz ama aklımıza daha çok çocuk gelinler kavramı gelir. Çünkü bu sorun daha çok kız çocuklarını tehdit eder. Ya işte bu ve benzeri pek çok ayrımcılığa dayalı uygulama aslında kadının insan hakları kavramına ihtiyaç duyulması sonucunu doğurmuş. Ve kadının insan hakları ilk kuşak hakları olarak bilinen kişisel ve siyasi haklarla birlikte ikinci kuşak hakları olarak bilinen ve özel alanla da ilgili olan ve kadınların hayatlarında önemli bir yer tutan ekonomik, sosyal, kültürel hakları da kapsamını alıyor. Hatta üçüncü hakları da kapsıyor. Çünkü demin de söyledim. Bunu biz insan haklarından farklı olarak düşünemeyiz. Ve kadının insan haklarının, işte kadının evlilikle ilgili hakları, bunun içine ne girer? Kadının istediği kişiyle evlenme hakkı vardır. Eşit miras hakkı vardır. Şiddete maruz kalmama, kendi malına sahip olma hakkı vardır. Kumayı reddetme hakkı vardır. Resmi nikah hakkı vardır gibi bunların hepsi girer. Ya da işte kadının boşanmayla ilgili hakları vardır. Mesela bunun içine ev tutarak ayrı yaşama hakkı, boşanmak için mahkemeye başvurma hakkı, çocuklarının velayetini alma hakkı, çok tartışmalı işte yoksulluk nafakası sürekli tartışılıyor, nafaka alma hakkı bunların hepsi girer. Ya da işte kadının bedensel hakları, bunun içine tecavüzsüz, tacizsiz, enseste maruz kalmadan yaşama hakkı, sağlıklı yaşama hakkı girer. Yine kadının kamu yaşamındaki hakları, mesela istediği zaman kocasından izin almadan istediği işte çalışabilmesi, demin bahsettiğim eşit işe eşit ücret hakkı, eşit eğitim hakkı, kendi istediği partiye oy verme hakkı, siyasi partiye katılma hakkı gibi hakları da girer ki zaten kadının insan haklarının bu şekilde gruplandırıldığını da görüyoruz. Umuyorum çok sıkmamışımdır. Teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Çok güzel. Çok teşekkürler. Peki genel olarak bu süreçle itibaren kadın haklarının tarihçesi
nasıl acaba ilerliyor ve dünya ölçeğinde kadın haklarının hukuksal metinlerde yine nasıl yer bulmakta? Teşekkür ederim. Şimdi kadın haklarının tarihçesine baktığımızda ben hukuksal metinler üzere yani çok genel olarak değineceğim. Sonrasında sanıyorum ki siz daha bizim için özelleştirerek zaten konuyu ele alacaksınız. Şimdi kadınların insan haklarına ilk katkıda bulunanlar kadınları ilk önce okumayı ve böylece ev ve yakın çevrenin dışındaki dünyayı keşfetmeyi öğretenler. Dolayısıyla dünyada kadın haklarının tanınma mücadelesi 17. yüzyılda başlıyor. Ama kadın haklarının gelişimine destek olan feminist düşünceler 18. yüzyılda üst sınıf kadınların politik ve sanatsal konularda entelektüel tartışmalar yürüttükleri salonlarda şekillenmeye başlıyor. Ki burada kadınların insan hakları fikrinin bu anlamda çok önemlidir Mary Wollstonecraft. Kadın hakları savunması ya da kadın haklarının gerekçelendirilmesi diye tercüme edenler de var. Bu kitapla ilk 1792'de başladığı söyleniyor. Ve işte ekonomik alanda başlayan ve 8 Mart 1857 tarihinde New York'ta tekstil işinde çalışan ve yangında hayatlarını kaybeden kadınların eşit ücret talebiyle o belleklere kazınan greviyle kadın hakları mücadelesi aslında bir insan haklarına dönüşürken içeriğine sosyal, siyasal, kültürel etmenleri de alıyor ve kadının insan hakkı bu anlamda dünyanın gündemine bakın çok geç tarihler 1970'lerde gelerek uluslararası kadın hareketi geleneksel insan hakları yaklaşımındaki o özel alan, kamusal alan, toplumsal cinsiyet gibi kavramları tartışma ve yıkmaya başlıyor. Ki 1975 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlanıyor. Ki aynı yıl eşitlik, kalkınma ve barış temasıyla Birleşmiş Milletler 1. Dünya Kadın Konferansı Meksiko City'de, Dünya Kadın Konferansı'nın ikincisi 1980'de Kopenhag'da, üçüncüsü 1985'te Nairobi'de gerçekleştirilmiş oluyor. Ki burada bakın Birleşmiş Milletler'in uluslararası platformda kadınların insan haklarının teşviki ve korunması, eşit şekilde kamusal hayata katılabilmeleri, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın yarattığı fırsatlara erişebilmeleri için verilen o küresel mücadelede çok önemli bir rolleri var. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü demin de zikrettim SEDAW yani kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi çok önemli bir sözleşme. Neden? Çünkü bunun en önemli özelliği kadınların insan haklarının sağlanması, korunması ve geliştirilmesini, toplumda kadın erkek eşitliğinin gerçekleştirilmesine koşut bir olgu olarak kabul ediyor ve kadının erkekle eşitliğine dayanmayan bir kadın hakları anlayışını asla kabul etmiyor. Bu anlamda sadece yasal ve biçimsel eşitliği değil, gerçek eşitliği talep ediyor. İşte bu sözleşme 1980 yılında üye ülkelerin imzasını açılıyor. Kim tarafından? Birleşmiş Milletler tarafından. Ve 2. Dünya Kadın Konferansı'nın açılış protokolünde de 51 ülke tarafından imzalanarak 1981 tarihinde yürürlüğe giriyor. Evet, kadının insan hakları kavramı da ilk kez 1993 yılında Viyana İnsan Hakları Konferansı'nda kullanılmaya başlanıyor. Ve kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının evrensel insan haklarının ayrılmaz, bölünmez, vazgeçilmez bir parçası olduğu kabul ediliyor. Ve bu konferanstan sonra kadınların yaşama hakkı, güvenlik hakkı, eğitim hakkı, özgür iradelerini kullanabilme hakkı gibi en temel insan haklarını talep ettikleri gerçeği artık uluslararası alanda da kabul görmeye başlıyor. İşte 1993'te özel olarak kadına karşı şiddeti ele alan insan hakları belgesi olan kadınlara yönelik şiddete karşı bildirge yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul ediliyor ve şiddetin aile ya da toplum içinde gerçekleşen fiziksel, cinsel veya psikolojik ve devletçe uygulanan ya da uygulanmasına göz yumulan her tür şiddet eylemini kapsadığı yolunda açık bir tanımı yapılmış oluyor. Ve tabii bu 1900'lü yıllarda etkisini gösteren kadın hareketleri elbette bizde de Türkiye'de de yankısını buluyor. Ki 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren İsviçre'den iktipaz edilmiş bulunan eski medeni kanunda kadını koruyan, onu erkeklerle eşit düzeye getirmeye çalışan pek çok hüküm yer alıyor. Ama tabii ki bu 1926 tarihli kanun hani her ne kadar gününe göre kadın haklarının değerini yadsınamayacak şekilde önemli olarak ilerleten düzenlemeler içerse de yani kadın haklarında bir reform olduğu kabul edilse de zamanla bu düzenlemelerin
yetersiz kaldığını görüyoruz ki ben sonrasında zaten ne gibi değişiklikler olduğundan da bahsedeceğim ama işte şu an hali hazırda kullandığımız 1-1-2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nda özellikle kadın ve erkeğin eşitliği doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Teşekkür şimdi ederiz biz de. Hakan hocam. Buyurun lütfen. Bu noktada aslında hazır tarihçeye de girmişken biraz daha konuyu özelleştirmek açısından ben size 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesinde ve 20. yüzyıl başında kadın hakları açısından tarihsel süreçte neler yaşandığını sormak istiyorum. Tabii hocam. Teşekkür ederim. Yeni sürece medeni kanuna gelmeden önce siz en azından bize kadın hakları kavramının dünyada hangi süreçten geçtiğini, tarihsel süreçten geçtiğini anlattınız. Ben de en azından biraz Osmanlı İmparatorluğu'nda en yakın 18-19. Yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarına gelen süreçte neler geçtiğiyle ilgili birkaç bilgi vermeye çalışayım. Belki sadece hukuksal metinler üzerinden değil de Osmanlı İmparatorluğu'nda bu süreçte kadınlarla ilgili hangi faaliyetler ya da kadın hakları ile ilgili neler yapıldığı üzerinde durmaya gayret göstereyim. Bir kere biliyorsunuz 18. yüzyıl sonlarında başlayan bir Batı eksenli ve planlı programa dayalı bir Osmanlı modernleşmesi var. 19. yüzyıl içinde de bu daha somut bir hale 1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte geliyor ve Tanzimat Fermanı da ülke vatandaşlarının diyelim Müslüm ve gayrimüslim bütün uyruklara hayat, namus, mülkiyet güvenliği, vergi ve askerlik hükümlerinin belli esaslara dayalı hale getirilmesi, yargılamayla ilgili düzenlemeler, kanunların her dinde kişilerin eşitliğini getirmekte. Böylece askeri ve teknik alanda başlayan bir modernleşme süreci artık siyasi ve hukuki bir şekilde almış oluyor 19. yüzyıl başı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde ve özellikle idari merkezileşme çabalarında belki bir anayasa değil Tanzimat Fermanı ama laikleşme hareketlerinde, hukuksal faaliyetlerin başlamasında, eğitimin devletleştirilmesinde, modern okulların kurulmasına hız verilmesinde bir kanunlaşma sürecini, reformlar sürecini de önemli katkı sağlayacak Tanzimat Fermanı ve bu dönemde tabii toplumsal alanda da değişimler söz konusu. Büyük geniş konak ailesi düşüncesinden daha küçük ve batılılaşma eğiliminde olan yuva ailesi düşüncesine savunan daha hürriyetçi ve bir zihniyetin de meydana geldiğini biliyoruz. Hukuksal ve eğitimsel açıdan evet bazı reformlar yapılmıştır Tanzimat'la birlikte. Sizin alanınıza belki giriyor ama hukuki alanda da birçok iyileştirme de söz konusu. Burada 1858'de Arazi Kanunu'nun yapılmasıyla birlikte kadın ve erkekler için eşit haklar aileden gelen mirasın eşit şekilde verilmesi, efendim gelinlik vergisinin kaldırılması, köle ticaretinin kaldırılması, cariyeliğin kaldırılması gibi uygulamalar var. Ceza kanunları yapılıyor 1858'de. Bundan başka mecelle yapılıyor. İlerleyen süreçte medeni kanun anlamında belki kullanılacak. Ama bunların ötesinde Tanzimat'ta özellikle kadınların toplumsal hayata katılmasında yaşanan en önemli gelişme de devlet tarafından mesleki ve kültürel eğitimin kapılarının kadınlara açılıyor olması noktasında önemli ki neredeyse 19. yüzyılın ortalarına doğru geldiğimizde ebelik derslerinin başlaması 1842'de. Bazı örnekler verelim yıllarıyla. 1858'de yine Marif Nezaretinin teklifi üzerine ertesi yıl 59'da Kız Rüştiye Mekteplerinin ortaokulların açılması ki bunlardan bir tanesi İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda açılacak Cevri Kalfa İnas Rüştiyesi. 1865'te Rusçuk'ta Mithat Paşa tarafından ilk kız sanayi mektebinin kurulması, 1869'da İstanbul'da kurulacak benzer şekilde. Aynı yıl yine kız çocuklarının 6-11 yaş arasında Sibyan mekteplerine devam zorunluluğunun getirilmesi, büyük şehirlerde de kız rüştiyelerinin açılmasına karar verilmesi gibi eğitim süreçlerinde önemli adımlar atılıyor.
Yine kız Sıbyan ve Rüştiye'de öğretmen yetiştirme amacıyla Darül Muallimat'ın kız öğretmen okullarının 1870'te faaliyete geçmesi. Yine bu amaçla da aydın kadınların yetiştirilmesini sağlayacak, kadın haklarının gelişmesinde de önemli adımlar olacaktır. Tabii bu okulların etkisiyle de kadınların çalışma hayatına katılmasında, özellikle başta öğretmenlik gibi, dönem açısından düşündüğümüzde ebelik gibi çeşitli iş kollarında başladıklarını ve bunun sonucunda da meslekleşmede ilk adımları attıklarını görüyoruz. Yine kadın öğretmen tayinin 1873'te ilk defa yapıldığını, 1888 ve 1883'te yine kadın okul yönetimlerinin tayin edildiğini kadınların görüyoruz. Kanuni Esasi'de öğretim yine güvence altına alınıyor. 114. maddede herkes ilk öğretim görevinden geçmek durumunda olduğu belirtiliyor. Tabii Tanzimat'la başlayan değişim sürecinde Osmanlı basınında da kadının toplum içindeki yeri ve görevlerinin tartışılmaya başlaması, Tanzimat'ın ilerici düşünürleri hepimizin bildiği gibi Şinasi, Namık Kemal, Abdülhak Hamid, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat gibi kadının toplumdaki ve aile durumundaki rollerini, durumunu dönemin romanlarında, tiyatrolarında eleştirel şekilde ele alması, kadının modernleşmesinin sınırları üzerine eserler yazmaları, eğitim konusu üzerine de eğilmeleri bu konuyu daha da ön plana çıkarıyor. Çeşitli dergi ve gazetelerde yine kadın konularının ele alınmaya başlandığını görüyoruz. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl neredeyse son çeyreğine yaklaştığımız dönemde. Osmanlı basınında kadın haklarını gündeme getiren ilk yayın organı Terakki Gazetesi olacak. İsimleri açıkça da belirtilmese de kadınların mektupları yayınlanmaya başlayacak. Kadın sorunları dile getiriliyor bu şekilde. Gazetede yine Avrupa'daki kadın hareketlerinden örnekler verildiğini ve kadınların teşvik edildiğini faaliyetler açısından görebiliyoruz. İlk kadın dergisinin yine bu gazetenin eki şeklinde çıktığını ve daha sonra da yine çıkarılan yeni gazeteler var ki birinci meşrutiyette bu konuda daha da hızlandıracaktır süreci ve aile, insaniyet, hanımlar, mürevvet, parça bohçası, şükü fezar gibi dergiler, gazeteler bu dönem içerisinde yayımlanmaya başlayacak ve bu gazetelerin yazarlarının büyük çoğunluğunda kadınlar oluşturmakta. Türk kadınının ilk kez de aile ve toplumdaki konumunu sorgulamakla birlikte kadın erkek eşitliğiyle ilgili de savunduğunu görüyoruz. Hatta Şükü Fezar dergisi sahibi bir kadın ve yazı kadrosunda da tümüyle kadınların oluşturduğu bir dergi halinde yayınlanıyor. Baş yazarı yazı kadrosunun tamamına yakınında kadın olan Hanımlara Mahsus Gazete çıkarılacak, yine 1885 yılında yayına başlayacak. Bu dönem Tanzimat döneminden sonra önemli bir süreç yaratıyor. İkinci meşrutiyetin ilanı bu yaratılan ortamı daha da artıracak. Çünkü Tanzimat'ın getirdiği o özgür ortam Tanzimat'a göre kadının toplumsal hayatta daha etkin bir konuma gelmesini sağlayacaktır. Ve bu dönemin hürriyet ortamından da kadınlar hem birey olarak hem de dernek kurarak Osmanlı Devleti'nde ekonomik, askeri alanda yer almak istediklerini açıkça dile getirecekler. Dernekler basın aracılığıyla örgütlü bir biçimde bunu artık ortaya koymaya başlayacaklar. Yine ikinci meşrutiyetle birlikte iktidara gelen İttihat Terakki de bu süreçte desteğiyle kadınların kendileri için hak mücadelesinde etkin olmaya, seslerini yükseltmeye başladıkları bir dönemde politikalarını yönlendirmeye çalışacak. Özellikle Ziya Gökalp, İttihat Terakki'nin siyasi ve ekonomik politikalarında biliyorsunuz etkin görüşleri var. Kadın politikasının da yürütülmesinde önemli. Çünkü İslamiyet öncesi eski Türk boylarının kadının konumunu idealize edecektir ve milli kültürün yeniden canlandırılmasıyla eşitlik ilkesinin yeniden benimsenmesinin mümkün olabileceğini ileri sürecektir. Dördüncü İttihat Terakki Kongresi'nde mesela siyasal programın 18. maddesinde yine eğitimle ilgili bilgilerin olduğunu, kadının eğitimine önem verdiklerini söylemek mümkün. Yine 20. yüzyılın başında yeni okullar açılıyor. İlk kız lisesi İstanbul İnaz Sultanisi açılacak. Biliyoruz İstanbul'da Erenköy'de, Çamlıca'da, Kandilli'de kız liseleri var. Yine bu dönem içerisinde
açılan okullar bunlar. Güzel Sanatlar Okulu, konservatuar okulları açıldığını görüyoruz. Yine kız öğrenciler için ilk üniversite 12 Eylül 1914'te İnas Darülfünunu adıyla başlayacaktır. Ve 1917'de de ilk mezunu verecek. Ancak daha sonra 1920 yılına geldiğimizde ise Darülfünun'la, İstanbul Darülfünun'uyla birleştirilecektir eğitim süreçleri. Bundan ayrıca İttihat Terakki döneminde partinin kadın kolları açılacaktır. Kadın şubesi faaliyete geçecektir. Osmanlı Kadınları ve Terakki Cemiyeti gibi cemiyetlerin dönemde kurulduğunu, kadın derneklerinin ülkenin özellikle savaş ortamında olması dolayısıyla da çok daha yardım derneği niteliğinde ilk başlarda faaliyet göstermeye başladıklarını göreceğiz. Ancak özellikle savaşlar, bu diğer ülke örneklerinde de mevcut, kadınların ön plana çıkmasında önemli etkiler yaratıyorlar. Mesela Balkan Savaşları'nda yine kadınların ön plana çıktığını, çünkü erkeklerin savaşa gitmesi süreciyle birlikte yapılacak faaliyetlerde kadınların erkeklerin savaş esnasında bulunduğu alanları doldurmaya başladıklarını görüyoruz ve kurulan çok sayıda yine bu dönemde dernek, cemiyet, parti söz konusu. Topkapı Fukara Perver Cemiyeti Hayriyesi, Kadıköy Fukara Sever Hanımlar Cemiyeti, Himaye Etfal Cemiyeti, Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti, Müslüman Kadınlar Birliği de yine savaş döneminde kurulan kadın dernekleri içerisinde örnek gösterebileceklerimiz içerisindedir. Yine bu dönemde birinci meşrutiyet dönemi dergileri genellikle yazılarında yazı başlıkları ya da yazı adlarının belirtilmediğini fazla görüyoruz. Varakalardan oluşuyor ve 1900'lerden itibaren çıkmaya başlayan dergilerde ise artık yazılarda başlık verildiğini ve kadınların adlarının da görülmeye başlaması önemli olacak. Kadın dergilerinde büyük bir patlama yaşanıyor. Çok sayıda dergi çıkarılacaktır. Gazete çıkarılacaktır bu süre içerisinde. Bazıları Demet, Mehasin, Kadınlar Dergisi çıkarılacak. Dönemin önde gelen gazeteleri İktam, Tanil, Servet-i Fünun, Sabah gibi gazetelerde yine kadın imzalarının yer aldıklarını görüyoruz. Dergilerde kadınlar konusu eğitim ve toplumsal yaşama katılım gibi çeşitli yönleriyle de ele alınmaya devam edecektir. Yine cemiyetler kurulacak. Cemiyetlerin kurduğu kadın dergilerinin yine yayımlandığını görebiliriz bu süre içerisinde ve 20. yüzyılın başındaki savaşların, dediğimiz gibi biraz önce Balkan Savaşları, bundan sonra da Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle kadın işçilerin fabrika ve atölyelerin yanında yol yapımı gibi işlerde bile, madenlerde bile çalışmaya başlamaları, ekonomik hayata katılmaları noktasında önemli. Ve bu süreçte kadın emeğine de gereksinim duyan çeşitli kamu kuruluşları var. Mesela postane bunlardan bir tanesi olacak. Telgrafhaneler, burada çalışan kadın sayılarının çok arttığını görüyoruz. Marif vekaletinde kadın müfettişlerin yine atanmaya başladıklarını söyleyebiliriz. Ve bu savaşlar döneminde bunalımlı süreçlerde kadınların iş hayatını katılmasını kolaylaştıracak demek mümkün. Tabii Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Anadolu'da başlayan işgal ve kurtuluş mücadelesi var biliyorsunuz. Türk kadınının siyasal varlığını göstermesi noktasında çok önemli bu süreç. Kurtuluş Savaşı'nda kadının faaliyetleri, hem cephede erkekle birlikte faaliyet göstermiş olması açısından. Bir taraftan da sadece cephede değil, mesela Kurtuluş Savaşı döneminde Türk kadını çok sayıda yapılan mitinglerde ön planda görüyoruz. Kadın derneklerinin başında olan Türk Ocakları, Hilal-i Ahmer, Asri Kadın Cemiyeti, Muallimler Cemiyeti geliyor. Bu cemiyetlerin düzenlediği faaliyetlerde, mitinglerde görüyoruz kadınları. Halide Edip bu toplantılarda ön plana çıkan isimlerin başında geliyor. İzmir'in işgali özellikle. İstanbul'da Üsküdar Kız Koleji'nde gerçekleştirilen protesto toplantısında yaptığı konuşmada işgali kınaması. Yine 1919 Mayıs'ında Türk Ocaklı gençlerin öncülüğünde 50 bin kişinin katıldığı Fatih mitinginin gerçekleştirilmesi. Kadıköy mitingi yine var. Bu tarih içerisinde 22 Mayıs'ta gerçekleştiriyor. Yine
Kadınlar Cemiyeti ve Tıbbiyeli Öğrencilerin girişimiyle bunlar yapılıyor. Bazı isimler saymak gerekirse belki Münevver Saime, Halide Edip, Hayriye Melek Hanımlar halkı mücadeleye bu süreçte davet ediyorlar, söylüyorlar. Meşhur mitinglerden bir tanesi biliyorsunuz 23 Mayıs'ta Sultanahmet mitingi olacak. Bu mitingde yine görüyoruz kadınları ön planda. Arkasından 30 Mayıs'ta ikincisi gerçekleşecektir. 1920'ye geldiğimizde Sultanahmet'te gerçekleşen yine başka mitingler olacak. Muallimler Cemiyeti Başkanı Nakiye Hanım'ın yaptığı konuşma yine Lord George'un ilan ettiği Anadolu'nun paylaşma tasarılarını kınayacak şekilde olacaktır. Sivas Kongresi'nin toplanmasından sonra Vali Reşit Bey'in eşi Melek Reşit Hanım'ın öncülüğünde ileri gelen memur ve aile kadınlarının oluşturacağı bir kadın cemiyetinin kurulması için toplantılar yapılacak ve Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 9 Aralık 1919'da mesela kurulacak. Bunlar önemli süreçler. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda kadınların mücadelesi açısından ve Kurtuluş Savaşı'na verdikleri önemli destek açısından çok önemli. Cumhuriyet sürecine doğru geldiğimizde ise 1920'lerde artık kadınlar birlikleri daha da geliştirmeye, hatta cemiyetler yani partiler partileşme sürecine doğru ilerlemeye çalışıyorlar. İlk önce 16 Haziran 1923 yılında Nezihe Muhittin Hanım'ın başkanlığında Kadınlar Halk Fırkası adıyla bir parti kuruluyor bu süreçte. Ancak bu dönem özellikle henüz rejimin belli olmamasının yanında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği'nin örgütlenme sürecinde olması ve bu yüzden de başka bir partinin alternatifi olarak algılanabileceği düşüncesiyle partinin kurulması istenmiyor. Bu konuda izinler alınamıyor ve 7 Şubat 1924 tarihinde de Nezihe Muhittin başkanlığında bir cemiyete dönüştürülüyor faaliyetleri. Henüz fırka olmak için yola çıkan Kadınlar Birliği bu süreçte batılı kadınların elde etmeye başladıkları hakları elde etmek ve onlarla benzer yaşam standartlarına sahip olma kaygısı içerisindeydiler ve Türk kadının eğitim ve kültür seviyesini yükseltmeyi, bu yönde bilinçlenmeleri için toplantı ve konferanslar yapmayı amaçlıyorlar. Bir taraftan da batılı olma çabasındayken diğer yandan da geleneksel faaliyetlerden de ayrılmadıklarını görüyoruz. Yine bu derneğin kendi yayın organı 1925 yılında çıkarılacak. Türk Kadın Yolu dergisi dile getirmeye başlayacaktır cemiyetin düşüncelerini. 1926'ya geldiğimizde Uluslararası Kadın Cemiyeti'ne üyelik teklifi alacaktır bu cemiyet. Bu açıdan da önemli ve bundan sonra da süreç zaten biliyorsunuz 1930'lardan itibaren kurulacak olan yeni partilerle birlikte demokratikleşme sürecinde kadınlara da yeni hakların verilmesi tartışmaları artık nihayetlenecek. Belediye seçimleri, köy muhtarlığı seçimleri ve en sonunda da 1934'te milletvekilliği seçilmesine doğru ilerleyecek bu süreç. Demek ki özellikle Kurtuluş Savaşı süreci ve Cumhuriyet'in hemen başlangıç süreçlerinde 1923'ten 30'lara kadar da kadınların çok yoğun bir çaba sarf ettiği partileşme süreçlerine de artık girdiklerini görüyoruz. Burada tabii kuşkusuz Cumhuriyet'i kuranların bu konuda düşünceleri, fikirleri ve kadın erkek eşitliği yönünde çabası, amaçları çok ortada. Mustafa Kemal hatta bir örnek verecek olursak 1918 yılında rahatsızlığı dolayısıyla Karspat'a gidiyor ve burada yazdığı Karspat hatıraları daha sonra yayımlanıyor. Burada da yine kadın erkek eşitliği ile ilgili görüşlerini dile getiriyor. Mustafa Kemal'in bu konudaki hassasiyetini ve bu konuya verdiği önemi de hepimiz biliyoruz. Hocam daha ilerletmeyelim. Süreçler artık 20. yüzyılın başına geldi. Burada rica ederim. Burada tam da aslında geldik sizin konunuza. Medeni kanunun özellikle ailede kadın ve erkek eşitliğine sahip olması ilkesinin nasıl bir görünüm arz ettiğini, nasıl sürecin nasıl ilerlediğini ve bu kanunun Türkiye'nin hukuksal sürecinde
nasıl sonuçlar doğurduğunu lütfederseniz çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben aslında böyle toplantılarda çok sık dile getiriyorum Türk Medeni Kanunu'nun bu yöndeki düzenlemelerini. Çünkü gerçekten Türk Medeni Kanunu'nda önceki Medeni Kanunumuza göre kadın erkek eşitliğini sağlamak yönünde hani birkaç tane istisna dışında önemli olumlu değişiklikler var. Mesela şu an hali hazırda Medeni Kanunu'nda işte koca evin reisi olarak kabul edilmiyor. Çünkü önceki Medeni Kanunu'nda koca evin reisidir, kadın onun muavini ve müşaviridir, yardımcısıdır gibi bir tabir vardı. Artık o yok. Ya da evlilik birliğini ilgilendiren konularda işte ortak konutun seçilmesinde eşlerin ortak karar alması ilkesi getirilmiş. Çünkü önceden aile konutunun ne olduğunu erkek olan eş karar veriyordu. Ya da eşlerin bir meslek seçiminde diğer eşin rızasına ihtiyaç duymaları söz konusu değil. Ama kadının belli bir işle iştigal edebilmesi erkek olan eşin onayına bağlıydı önceki kanun zamanında. Bakın yeni medeni kanunda bu da yok. Yine evlenme yaşı bakımından kadın ve erkek için evlenme yaşı aynı şekilde belirlenmiştir. Neden? Çünkü bakın önceki medeni kanunda evlenme yaşı erkek için 17, kadın için 15 olarak belirlenmişti. Ama hali hazırdaki medeni kanun olağan evlenme yaşını hem erkek hem de kadın için aynı şekilde yani 17 yaş olarak belirlemiştir. Ve bakın velayet hakkının kullanılmasında kocanın oyu üstün tutulmuyor. Çünkü önceki medeni kanun yine tabii ki evlilik birliği devam ederken kadın ve erkek velayet hakkını kullanırlar ama velayet hakkının kullanılmasında bir uyuşmazlığa düşecek olurlarsa erkeğin reyi, erkeğin oyu daha üstündür gibi bir ifadeye yer veriyordu. Bakın mesela bunlardan vazgeçilmiş durumda. Ve tabii burada çeşitli hukuk alanlarında kanun koyucunun aslında görevini yerine getirerek aile hukuku alanında uzun süre geçerli olan erkeğin üstünlüğünü sona erdirdiğini ve kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olması, yani kadın ve erkek partnerliğini getirdiğini görebiliyoruz. Tabii burada hani kanun koyucunun böyle mükemmel kanun yapmış olması bunların mükemmel uygulandığı anlamına gelmiyor maalesef. Çünkü hep vurguladığımız bir şey var. Hani sadece hukuk kurallarını koyarak istenen değişimi maalesef yaratamıyorsunuz. Dolayısıyla burada bakış açısının da değişmesi gerekiyor ki çoğu zaman aslında hukuk dilinin bile değişmesi gerektiğini görüyoruz. Ben bir iki tane mesela Yargıtay kararlarından örnek vermek istiyorum. Bakın mesela Yargıtay kararlarında ev işleriyle ilgilenmiyor olmak İşte davacı kocanın boşanma davası açmasında haklı bir sebep olarak kabul ediliyor. Bakın mesela bir kararında diyor ki yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davalı kadının hasta olan kocası ve ev işleriyle ilgilenmediği, davacı kocanın da karısına hakaret ettiği, kapı kilidini değiştirdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayın akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Yine başka bir kararda bakın diyor ki mahkemece boşanmaya neden olan olaylarda davalı karşı davacı erkeğin ağır kusurlu, davacı karşı davalı kadının ise az kusurlu olduğu belirtilerek erkeğin boşanma davasının reddine kadının davasının kabulüne karar verilmiş ise de mahkemenin de kabulünde olduğu üzere kadının ev işleriyle ilgilenmeyip birlik görevlerini yerine getirmekte kısmen ihmalin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı karşı davacı erkek de dava açmakta haklıdır demiş Yargıtay. Yani bu kararlara baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Mesela ev işlerini yerine getirmemek, bu anlamda kadın ev işlerini yerine getirmemesi kadının kusurlu olduğuna yorularak erkeğin bu noktada dava açmasında haklı olduğu söyleniyor. Tabii mesela o ilk Yargıtay kararında şey var. Kocanın da kusurlu olduğu, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı söyleniyor ama burada rahatsız eden şey şu. Yani belki de orada Yargıtay bunu söylemek yerine mesela eşlerin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmekte ortak kusurlu oldukları dese, hani bu kadar rahatsız edici bir durum yaratmayacak söylenenler ama doğrudan kadının ev işleriyle ilgilenmek üzerinden o kurulan cümleler hani o toplumsal cinsiyet algısının yargı kararlarında da yankısını bulduğunu gösteriyor ki bunlar hali hazırdaki medeni kanunun yürürlükte olduğu dönemde alınmış kararlar. Onu da vurgulamak isterim. Hani dolayısıyla bakın kararlara, yargı kararlarına baktığımızda bile ataerkil bir toplumun tortularının hala atılamadığını görüyoruz. Yani hala evin reisi erkek, evin geçimini sağlamak onun borcu, kadının birincil görevi anne olmak, eve bakmak. Dolayısıyla çoğu zaman çocuklarla ilgili konularda son sözü söyleme hakkı yine
babaya ait, yani bu anlayış hala varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla hani hep söylüyorum, burada hukuk kurallarını değiştirmekten ziyade bu konuda önce ailede, sonra da okulda verilecek eğitimle bakış açılarının, toplumdaki kadın algısının değişimini sağlamak lazım. Hatta belki de hani hukuk fakültelerinde mesela bir ders olarak toplumsal cinsiyet dersleri konulabilir. Ama bunu hep söylüyorum. Tabii ki de üniversite artık bu konuda, bu eğitimi vermek hususunda çok gecikilmiş bir zaman oluyor. Bunun daha anaokul çağlarından itibaren başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın, ben konuşmanın başında bu kadın hakları, kadının insan hakları fikrinin ilk defa Mary Wollstonecraft'la başladığını söylemiştim ve o kadın haklarının gerekçelendirilmesi ya da işte kadın haklarının savunması kitabında bir şey söylüyor. Çok önemli. Bakın, diyor ki topluma eşitlik hakim olmadıkça, kadınlar özgürleşmedikçe müşfik eşler ve anneler olamayacak. Cahil ve zayıf zihinlerin değerini anlamadığı o saygın ev içi mutluluk hiç yaşanmayacaktır. Kadının zihni onun güzelliğine tercih edilmedikçe düzgün bir eğitim sistemi de asla kurulamayacaktır. Bakın, yani hani o çok arzu edilen sağlıklı bir aile yapısının oluşması için bile toplumda eşitliğin hakim kılınması gerektiğini söylüyoruz. Çok yormayacağım sizi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Hocam, şimdi artık konunun tabii bu genel boyutunu, yani kadın hakları kısmını böyle genel olarak ele alıp medeni kanun boyutunu da irdeledikten sonra aslında diğer bir hususa, seçme seçilme hakkına gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. O zaman ben size yöneltmiş olayım. Cumhuriyet döneminde 1930 yılı yerel seçimlerinde kadınların seçme seçilme hakları açısından ne gibi gelişmeler yaşandı? Teşekkürler hocam. Bu süreçte iki önemli husus var biliyorsunuz. Öncelikli olarak 1930 yılıyla birlikte belediye kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte kadınların belediye seçimlerinde oy kullanması ve belediye başkanı seçilme haklarının gelmesi ve 1933 ile birlikte de köy muhtarlığı ile ilgili düzenlemeler, köy muhtar ve heyetlerine seçilme hakkının kadınlara tanınması yönünde kanunlarda yapılan düzenlemeler söz konusu olacaktır. 1929 yılından itibaren aslında kadınların belediye seçimlerine katılmaları yönünde haklarla ilgili görüşmeler yapılmaya başlanmış. Bununla ilgili açıklamalar yapılmış. Hatta basında dahi kadınların bu hakkı en iyi şekilde kullanacağı ifade edilmiş, basına yansımış durumda. Ve belediye kanunu da eskimiş olması dolayısıyla da bu konuda düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış ve 1930 yılının Mart ayında belediye kanunu mecliste görüşmelere başlayacaktır ve 3 Nisan 1930'da da yine bu konuda kanunda bir düzenleme yapılacaktır. Kadınlara ilk defa siyasal haklarının verilmesi süreci noktasında da önemli aşamalardan bir tanesini oluşturacak. Bununla ilgili çok ilginç bir anekdot var. Afettin hanımefendi bu konuda bir anısını, bir hatırasını anlatıyor eserlerde. Diyor ki 1929-30 ders yılı içerisinde öğretmenlik hayatıma musiki muallim, şimdiki konservatuvar mektebinde tarih ve yurt bilgisi derslerini vermeye başladım diyor ve erkek ve kızların beraber olduğu derslerde yurt bilgisi konusu içine giren kadın hak ve vazifelerine temas etmekteydim diyor. O zaman kanunlar karşısında erkek öğrencilerin seçim hakları bakımından kız arkadaşlarına üstün durumda olmaları bir öğretmen olarak da beni üzüyordu diyor ve bir dersi takiben de bütün ders verdiğim sınıflarda belediye kanununa göre seçim denemesi yaptırdık diyor 1930 Mart'ında. Öğrenciler heyecanla diyor bu işe çalıştılar. Rey kutularını hazırladılar. Oy kutuları hazırlandı. O zaman yürürlükte olan belediye kanunu tam anlamıyla tatbik edildi. Belediye başkanı olarak da diyor bir kız arkadaşlarını seçtiler. Bunun üzerine erkek öğrencilerden itirazla karşılaştım. Dediler ki diyor mevcut kanunun bize öğrettiğine göre kadınların rey verme hakkı olmadığı gibi seçilemezlerdi diyor. Öğrencinin itirazı haklıydı ama öğretmen olarak bir telkinde bulunmam münasip görmedim diyor. Bu öğrendiklerimizi ileride sizlerle lüzumlu olacaktır dedim. Fakat bu sözlerimin erkek öğrenci karşısında öğretmenlik otoritesinin ötesine geçemeyeceği de
muhakkaktı diyor. İşte böyle öğrencilerimden birinin bu itirazı ve soruları benim kadın hakları üzerine çalışmaya teşvik etti diyor ve bu konuda aynı gün Orman Çiftliği'nde Marmara Köşkü'nde Gazi'yi, Mustafa Kemal'i ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile bu olayı, bu olaydan duyduğum üzüntüyü, müteessir olduğumu saklamadan anlattım diyor ve Atatürk bana bu konuda çalışmamı ve başka memleketlerde bu meselelerin nasıl hallolmuş olduklarını tetkik etmemi tavsiye etti. İtiraf etmem gerekir ki diyor, o sıralarda ben de bu hususta hemen hemen hiç bilgi sahibi değildim diyor ve bu konuda da çalışmaların zaten daha önceden başladığını ama kendisinde yarattığı o duygunun, o hissin ne boyutlarda olduğunu da söylüyor Afet İnan. Bu süreçte tabii Türkiye'de önemli bir değişim de var. Çünkü Türkiye çok partili bir hayata geçiş evresinde 1930'da biliyorsunuz. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması 1930'un ortasına geldiğimizde ki Mustafa Kemal'in isteğiyle birlikte bu faaliyetler başlıyor. İkinci defa çok partili hayata geçiş ve kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası da bu süreçte 18 Ağustos 1930'da bu seçime katılacağını söyleyecektir. Ve belediye kanunu düzenleme ile birlikte Eylül ayının başından Ekim ayının 20'sine kadar yaklaşık 1,5 aylık bir sürede seçimler yapılacaktır. Ve tabii ilk defada tek dereceli bir seçim yapılmış olması, kadınlar da ilk defa seçimde oy kullanacak olması olayı çok daha ön plana getiriyor ve seçim sonucunda 502 seçim bölgesinden Serbest Cumhuriyet Fırkası çok az bir bölgeden adayı alacaktır. 31 kadar alandan seçim yapılacak. Bununla birlikte de yine seçimlerde Artvin ili Yusufili ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinden belediye başkanı seçilen Sadiye Hanım Türkiye'nin ilk kadın belde belediye başkanı olacaktır. Bu görevinde 2 yıl yürütecektir. Belediye başkanı, il belediye başkanı seçimi ise kadınlarda 1950 yılını bulacak. 3 Eylül 1950 yılında yapılan yerel seçimlerde 27 üyesi bulunan Mersin Belediyesi'nde seçim yapılmış ve Müfide İlhan Hanım ilk kadın belediye başkanı olacaktır bu süreyle birlikte. Bundan başka 1933'e geldiğimizde ise kadınların köy muhtarlığına ve ihtiyar heyet azalığına seçilmelerine dair bir kanun layihası yine mecliste müzakere edilecektir ve 26 Ekim 1933'te meclisten geçilecek köy kanununun çeşitli maddelerinde 20. 30. maddelerinde değişiklik yapılıyor ve diyor ki 20. maddede de her köyde bir köy derneği, bir köy muhtarı, bir de ihtiyar meclisi bulunur. Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi azaları doğrudan doğruya köy derneği tarafından köylü kadın ve erkekler arasından seçilir. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin de başkanıdır diyecektir ve 6 Kasım 1933 günü seçimler yapılacaktır ve bu süreyle birlikte de yine köy muhtarı olarak Gül Hanım seçilecektir. Seçim gününde yine köye gelen Çin'e kaymakamı Mehmet Ali Bey de seçim öncesinde ve sonrasında yine konuşmalarda bulunacak. Bu seçimle birlikte de ilk kadın köy muhtarı da seçilmiş oluyor. Aydın'ın Çin'e ilçesine bağlı Demirdere köyünde bugünkü Karpuzlu ilçesinde oluyor. Yaklaşık 500 oy alarak seçiliyor. Gül Esin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı olacaktır. Bu süreçten sonra ise biliyorsunuz 1934 yılında 1924 yılı anayasamızın teşkilat-ı esasiye kanununda yapılacak olan değişiklik 10. ve 11. maddelerine ekleme yapılıyor ve bu eklemeyle birlikte seçimlerde kadınların da genel seçimlerde kadınların oy vermesi ve seçilmesine karar verildiği ifade ediliyor. Diyor ki 10. maddede 22 yaşını bitiren kadın erkek her Türk mebus seçme hakkına haizdir diyor. 11. maddede 30 yaşını bitiren kadın erkek her Türk mebus seçilebilir ifadelerine yer verilecektir. Böylelikle genel seçimlerde de kadınlar için seçme seçilme düzenlemesinin yapılmış olduğunu görüyoruz ve 1935'te 5. dönem genel seçimlerinde Türk kadınları hem oy kullanacak hem de aday olacaklardır ve dönem 5. dönem seçimleri de 8 Şubat 1935'te tamamlanacak. O dönemde meclise 399 milletvekili katılıyor. Bu milletvekillerinden 17 tane kadın milletvekili seçilecektir.
Şöyle ki 1936'da bir mecliste milletvekilliği boşalmasıyla birlikte bir ara seçim de yapılıyor ve bu ara seçimde de 445 oy alarak Çankırı şehrinden Hatice Özgener de 5. dönem milletvekili olarak kayıtlara geçecektir ve böylelikle 5. dönemde toplam 18 kadın milletvekili bulunacak. Bu kadın milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun yüksek öğretim aldıklarını, bir ya da iki yabancı dil bildiklerini biliyoruz. Bu göreve gelmeden önce, yani milletvekili olmadan önce de hepsinin mutlaka bir iş kolunda bir faaliyet alanı olduklarını ifade edelim. Bu da tabii önemli. O döneme kadar kadınların sosyal yaşantıya, toplum yaşantısı içerisinde, ekonomik yaşantı içerisinde önemli roller aldığını da bize bu süreç gösteriyor ve mecliste de sadece bir milletvekili olmayacaklar, çeşitli görevler alacaklar. Marif encümeninde, ziraat encümeninde, hesapların tetkiki encümeninde, dahiliye encümeni gibi faaliyet alanlarında mecliste görevler alacak kadın milletvekilleri. Bu açıdan da önemli bir süreç yaratıyor aslında. Bundan sonra da belki biraz şeye mi değinmemiz gerekir hocam? Kadın milletvekillerinin belki bugüne kadarki istatistikleri var. Bunları evet, da ben onu soracaktım. Rakamlarla ilgili bilgi verir miyiz diye. Yani özellikle bu seçimler sonrasında Türkiye'de evet, kadın milletvekili sayıları ve yüzdeleriyle Türkiye'nin dünyadaki yeri nasıl? Bununla ilgili açıklama yapar mısınız? Tabii. 1935'teki bu seçimlerde 18 kadın milletvekili toplam oranı %4.6'ya denk geliyor. 1943'ten itibaren devam ediyor seçimler. 1950'de biliyorsunuz çok partili hayata artık tam anlamıyla geçiş yapıyoruz ve seçimler oluyor. Bu tarihten itibaren baktığımızda ilk başta çift haneli kadın milletvekili sayısı varken biz bunu tek haneye kadar düşürüyoruz. 1991 seçimlerinde 8 kadın milletvekili yüzdeleri %2'yi geçmez duruma geliyor maalesef. Ve 450-550 milletvekili arasında durum böyle. Çok özür diliyorum. %4.6 ile mi başlamıştık? %4.6 ile başladık. Bir evet, sonraki seçimde 3.7 ve ondan sonra da %2'yi geçmez durumda 1999'daki seçimlere kadar. 1999'da 550 milletvekilinden sadece 22 kadın milletvekili, o da 4.2'ye denk geliyor. Çift haneliye çıkmamız bizim 2011'i bulacak. 550 milletvekilinden 79 kadın milletvekili ve %14.3'e gelecek. Bugün için ise son tarihli meclisten aldığım rakamlara baktığımızda genel toplamda kadın milletvekili oranı %17.3'e gelmiş durumda. Bu 2015 Haziran seçimlerinde bu rakamı yakalamışız, %17'yi. Burada evet oransal olarak benzer ama kadın milletvekili sayısı açısından 97'ymiş. Bu seçimde, şimdiki seçimde ise toplam kadın milletvekili 101 kadın milletvekili parlamentoda var. Tabii toplamda 600 milletvekiline çıkmış olması da burada önemli. Dünyadaki oran çok ilginç aslında. Uluslararası Parlamentolar Birliği'nin bir sitesi var. Bu siteden aldım rakamları. 1 Ekim 2020 son tarihi itibariyle dünyadaki parlamentolardaki kadın milletvekili oranını veriyor. Monthly Ranking of Women in National Parliaments diyor ve burada beklentiler aslında hep Avrupa'dan çıkacağı bu konunun, belki de Avrupa'nın kuzeyindeki ülkelerden çıkacağı, kadın milletvekili oranının en yüksek olduğu ülkeler açısından. Ama bakıyoruz, ilk ülke Ruanda. Kadın milletvekili oranı %61. İkinci ülke Küba %53.2. Daha sonra Bolivya geliyor %53. Kadın milletvekili oranına denk geliyor.
Bundan sonra da zaten diğer yine özellikle Afrika ülkelerindeki ülkeleri görüyoruz sıralamada, ilk sıralamalar içerisinde. Şimdi belki Türkiye'yi soracaksınız, nerede Türkiye'nin yüzdesi diye. Türkiye 125. sırada yer alıyor %17.3 toplam kadın milletvekiliyle. Tabii burada özellikle bu Orta Afrika ülkelerinin neden bu kadar ya da Ruanda'da neden kadın milletvekili sayısının oranının daha doğrusu yüksek olduğuna belki değineyim çok kısa birkaç cümleyle. Biliyorsunuz Ruanda çok büyük sorunlar yaşamış olan bir ülke. İki tane önemli topluluk var bu ülkede ve bunlar arasında baş gösteren büyük bir sorun, büyük bir olay, büyük bir savaş yaşandı 1994 yılında. Hatta filmlere bile konu oldu biliyorsunuz. Otel Ruanda adıyla bir film çekildi bu konuyla ilgili. Dünyanın gözü önünde meydana gelen olaylar bunlar. Tutsiler ve Hutiler arasındaki mesele ancak 2 ay sonra bu konuda devreye girebildi ülkeler. Ruanda'da ülkenin anayasasında 2003 yılında yapılan bir değişiklikle kadınların parlamentoda %30 oranında parlamentoda yer alması için bir marj bırakılmış durumda. Yine kota uygulayan o bölgedeki başka ülkeler de var. Nijer, Cibuti'de %10 kadın kotası uygulanıyor. Tanzanya, Ruanda, Burundi, Faso'da kota oranı %30'a kadar çıkıyor. Kenya, Fas, Zimbabwe, Moritanya meclislerinde sadece kadın milletvekillerine ayrılmış koltukların olduğunu söyleyebiliriz bu süreyle birlikte ve ön planda olduklarını ifade edelim ki Ruanda'da yani nüfusun büyük bir oranı bu savaşa savaştan yola çıkacak olursa kadın değil 12 milyon nüfusu var ya yaklaşık yarısı kadın yarısı erkek bir durum söz konusu ama ayrılan bu kotanın bu konuda önemli etkisi olduğunu da söylememiz mümkün. Dünyada parlamentolarında kadın milletvekili bulunduran ülkelerin durumu da bu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Estağfurullah. Ben de teşekkür ediyorum. Size... hocam sanıyorum ki artık bitireceğiz. Ben son bir iki bir şey söylemek lütfen, istiyorum. Buyurun. Çok başında da söylemiştim zaten. Hani bu konularla ilgili ne kadar çok konuşursak aslında o kadar çok dikkatleri bu konuya çekmiş oluyoruz. O yüzden de hani kadın hakları ile ilgili bir farkındalık oluşturmakta bir nebze olsun katkımız olduysa ne mutlu bize. Bu imkanı verdiğiniz için de ben size tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Böyle bir programı birlikte yapmaktan ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sürecin en azından hepsini her şeyini söylememiz mümkün değil bu zaman içerisinde ama mutlaka. Belli başlı noktalarına belki dikkat çekmeye çalıştık. Hem siz kadınların süreçte, tarihsel süreçte nerelerden, hangi süreçlerle hakları ile ilgili gelişmeler olduğunu, ben de kısmi olarak biraz kendi ülkemiz çerçevesinde, kendi coğrafyamız çerçevesinde kadınlara verilen haklarla ilgili ve en azından da 20. yüzyıla kadar da getirebildik ve 20. yüzyılda günümüz şartlarında da kadınların hakları ile ilgili genel durumu ortaya koymaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Umarım konuklarımız için de, dinleyiciler için de keyifli bir süreç, bilgilendirici bir süreç yaratmıştır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Programımızı burada bitiriyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.